Değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Halk News kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine size Taberi Tefsirinden süreler okumaya devam edeceğim değerli arkadaşlar. Bugünkü süremizin adı da Tarık Suresi. Bismillahirrahmanirrahim deyip programımıza başlatıyoruz. Tarık Suresi 17 ayettir değerli arkadaşlar ve Mekke'de nazil olmuştur. Gene bir hadis-i şerifle başlıyor girişi. Halit bin Ebi Cebel el-Udvani rivayet ediyor ki an Abdurrahman bin Halid Adavi an Abi Ebsar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Ebi Cebel el-Udvani rivayet ediyor ki değerli arkadaşlar, Türkçesi bu. O Resulullah'ın Sakîf kabilesine gelip onlardan yardım istediğinde veya bastona dayanarak Sakîf kabilesinin bulunduğu yerin doğusunda durduğunu görmüş. Halid diyor ki ben Resulullah'ın Vessemâi ve Tarıkî suresini okuyup bitirdiğini işittim. Ben onu müşrikken cahiliye döneminde ezberledim. Sonra da Müslüman olduğumda okudum. Onu içtiğim sırada Sakîf oğulları beni çağırdılar ve bu adam sana ne okudu dediler. Ben bu sureyi onlara okudum. Sakîf oğullarının yanında bulunan Kureyşliler şöyle dediler. Biz adamımızı çok iyi biliriz. Şayet söylediklerinin hak olduğunu bilmiş olmasaydık ona biz uyardık. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ahmed bin Hanbel müstedinde yer almakta. Biz adamımızı çok iyi biliriz. Şayet söylediklerinin hak olduğunu bilmiş olmasaydık ona biz uyardık diyor değerli arkadaşlar. Evet, bir devam edelim bakalım ne diyor burada. Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar, surenin girişine başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Vessemâi ve't-Târikî ve mâ adrâke me't-Târikû en-Necmü's-Sâkibû. Bir nova ayette de göğe ve gece ortaya çıkana yemin olsun ki 2 ve 3 nolu ayette de sen gece ortaya çıkanın ne olduğunu nereden bileceksin? O ışığıyla karanlıkları delen bir yıldızdır. Işığıyla karanlıkları delen diye tercüme edilen Es-Sakibu, Sakib kelimesi Abdullah bin Abbas tarafından aydınlatılan, Süddi tarafından akarak şeytanları delen ve İkrime tarafından aydınlanan ve şeytanları yakan şeklinde izah edilmiştir. İbn Zeyd, Arapların Zuhal yıldızına bu adı verdiklerini ve her yüksekte olan yıldıza da bu sıfatı izafe ettiklerini söylemiştir. 4. ayette değerli arkadaşlar, İn küllü nefsen lemmâ aleyha hafizun açıklaması da her insanın üzerinde mutlaka bir murakkaba edici vardır. Açıklamada da herkesin yaptığı hayır ve şerleri zapt eden melekler vardır. Kimsenin yaptığı karşılıksız bırakılmayacaktır. Bu hususta başka bir ayette de şöyle buyurulmaktadır. İnsanı önünden ve arkasından takip eden ve Allah'ın emirleriyle onu koruyan melekleri vardır. Şüphesiz ki bir millet kendisini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez. Allah bir milletin kötülüğünü istediğinde kimse ona karşı duramaz. O millet için Allah'tan başka bir koruyucu da bulunamaz. Rad suresi 13. ayeti değerli arkadaşlar. Ayetin devamı 5, 6 ve 7 nolu ayetlerde de فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَنْ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ سُلْبِ وَالتَّرَائِبِ 5 nolu ayette de insan neden yaratıldığına bir baksın. 6-7 nolu ayette de o bel kemiği ile göz kemiği arasında çıkan tazikli bir sudan yaratılmıştır. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan ve Allah'ın buna dair olan kudretini inkar eden insan aslının neden yaratıldığına bir baksın. O dökülen bir sudan yaratılmıştır. O su erkeğin belinden ve kadının göğüs kemiğinin arasından çıkan bir sudur. Kadının göğüs kemiği diye tercüme edilen teraib kelimesinden neyin kastettiği hakkında farklı görüşler de zikredilmiştir. Abdullah bin Abbas, İkrime, Said bin Cübeyl ve İbn Zeyd'e göre de teraib kadının göğsünde gerdanlığın geldiği yerdir. Mücahid'e göre de teraibten maksat kadının iki omuzu ile göğsü arasıdır. Yani iki memenin üst tarafıdır. Dehak, Süfyan es Sevri ve Abdullah bin Abbas'tan da nakledilen bir diğer görüşe göre de teraibden maksat erkeğin elleri, ayakları ve gözleridir. Buna göre ayetin manası o dökülen su erkeğin beli ile elleri, ayakları ve gözlerinin arasından çıkar demektir. Katade'ye göre de teraibden maksat erkeğin göğsüdür. Buna göre ayetin manası o dökülen su erkeğin beli ile göğsü arasında çıkar demektedir. Said bin Cübeyr'e göre ise de teraibden maksat belin alt kısmında bulunan kaburgalarıdır. Muhammed bin Ebi Habibe'ye göre ise teraibden maksat kalbin öz suyudur. Taberi, teraibden maksadın kadının göğsünden, gerdanlığının üzerine geldiği yerden olduğunu söyleyen görüşü tercih etmiş ve Arapların bu kelimeden burayı anladıklarını şiirlerle ispatlamaya çalışmıştır. Ayetin devamında da innehu ala raclihi lekadirun. 8 nolu ayette de şüphesiz Allah onu tekrar döndürmeye kadirdir. İkrime ve Mücahid bu ayet-i kerimeyi şu şekilde izah etmişlerdir. Şüphesiz ki Allah o suyu tekrar çıktığı yere, yani erkeğin beline döndürmeye de kadirdir. Dehak ise şöyle izah etmiştir. Şüphesiz ki Allah o insanı tekrar aslı olan suya çevirmeye de kadirdir. Dehak'ten nakledilen başka bir görüşte ayeti şöyle izah etmiştir. Allah yaşlanan insanı tekrar küçüklüğündeki hallerine çevirmeye kadirdir. Onu ihtiyar iken gençliğe, çocukluğa ve meniye döndürmeye de kadirdir. Katade ise bu ayeti şöyle izah etmiştir. Şüphesiz ki Allah insanı öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. Taberi de bu görüşü tercih etmiş ve bu görüşün bu ayetle bundan sonra gelen ayeti birbirine mutabık olarak yorumlayan bir görüş olduğunu da söylemiştir. Ayetin devamı يَوْمَا تُبْلَى سَرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَصِيرٍ 9 ve 10 numaralı ayette de değerli arkadaşlar, sırların ortaya döküleceği gün insanın ne bir gücü ne de bir yardımcısı vardır. Kulların dünyadayken insanların gözünden sakladıkları sırların ortaya çıkacağını, kıyamet gününde kafir olan insanın kendisinin Allah'ın azabından koruyacak ne bir gücü ve kuvveti vardır ve ne de bir yardımcısı. Artık akrabaları ve savunma anlaşması yaptığı kimseler ona yardım edemeyeceklerdir. Ata bin Ebi Rebah'a göre de kıyamet gününde ortaya çıkarılacak sırlardan maksat Allah'ın dünyada kullarına farz kıldığı amelleridir. Oruç tutma, namaz kılma, cünüplükten temizlenme gibi ibadetler bu sırlardandır. Kul dünyadayken bunları yapıyor gibi gözüküyor ama ahirette bunları yapıp yapmadığı açıkça ortaya çıkacaktır. Ayetin devamı ise وَالسَّمَاءِ ذَاتِ رَجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنْهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ 11 nolu ayette de içinde hadiseler tekrarlanan göğe, 12 ve 13 nolu ayette de yarılan yere yemin olsun ki muhakkak bu Kur'an hak ile batılı ayıran ilahi bir kelamdır. Gökte tekrarlanan hadiselerden maksat, insanların rızıklarına sebep olan yağmur, dolu bulutların tekrar tekrar gökten oluşmasıdır. Abdullah bin Abbas, Mücahid, Katade ve Dehak bu ifadeyi bu şekilde izah etmişlerdir. İbn Zeyd ise bu ifadeden maksatın gökte tekrar doğup batan güneş, ay ve yıldızlar olduğunu söylemiştir. Yerin yarılmasından maksat bitkiler biterken toprağın yarılması demektir. Bu Allah'ın kullarına en büyük lütfudur. Şayet yeryüzü çok nazik olan filizlere karşı yarılmayacak olsaydı insanların rızık kaynakları kesilmiş olurdu. Bir sonraki ayette de ve ma huwa bil hazli 14 numaralı ayette derler arkadaşlar. O bir eğlence vasıtası değildir. Şüphesiz ki bildirilen bu hadiseler hak ile batılı ayırt eden hak haberlerdir. Bunlar oyuncak ve batıl şeyler değildir. İnnehum yekiduna keyden ve akidu keyden femahilil kafirine emhilhum rüveyden. 15 nolu ayette de kafirler tuzak kuruyorlar. 16 nolu ayette de ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum. 17 nolu ayette de ey Muhammed sen o kafirlere mühlet ver, onlara çok az bir zaman tanır. Allah'ı, peygamberini, Allah'ın vaat ve cezalarını yalanlayan bu kafirler insanları Kur'an'ın çağrısı dışına davet etmek için çeşitli tuzaklar kurarlar. Ben de onları derhal cezalandırmayıp mühlet vererek onlara tuzak kurarım. Ey Muhammed sen kafirlere mühlet ver, onlar için acele etme. Onlara az bir mühlet ver, onların cezalandırma zamanı gelince cezalandırılacaklardır. İbn Zeyd diyor ki Allahu Teala Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kafirlere karşı acele etmemesini emretti. Fakat ona yardım etmeyi dileyince de kafirlere karşı cihad etmesini, onları öldürmesini ve onlara sert davranmasını emretti. Değerli arkadaşlar, böylelikle bir süremizin daha sonuna geldik. Tarık Suresi'nin. Böylelikle videomuzu burada sonlandırıyoruz değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda da tekrardan görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Hepinize cümleten hayırlı günler dilerim.